Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Konu konu yeni nesil sorularla matematik serisinde bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu yaş problemleri. Problemlerden devam ediyorduk biliyorsun ve problemlerde neleri ele aldık? Sayı kesir problemlerini hallettik. Ondan önce oran orantıyı hallettik ve şimdi ise yaş problemlerine el atıyoruz arkadaşlar. Bu videoda anlattığımız, işlediğimiz bu pdf'i Videonun hemen altındaki açıklama kısmından ücretsiz biçimde tek tıkla indirebilirsin. Hani bir kere linke tıklaman yetiyor. Otomatikman telefonuna, tabletine, bilgisayarına her yere indirebiliyorsun bunu. İster dijitalinden çöz, ister çıktısını al çöz ama mutlaka çöz. Tamam mı güzel arkadaşlar? Evet. Yine bu konsepte uyguladığımız yöntem neydi? Biz Yeni nesil soruları sadece çözmüyoruz. Bu soruları yorumluyoruz. ÖSYM bu soruları neden soruyor bunları ele alıyoruz. Bu sorular eğer mantığı anlaşıldığı takdirde 2-3 adımda çözülebilir mi bunlara bakıyoruz ki ÖSYM'nin genelde yaptığı şey zaten buydu. Bunu defalarca dile getirdik ve yine yaş problemlerinde de acaba yeni nesilleştirildiği takdirde nasıl olur ki zaten sen de biliyorsun eskiden de bu problemler yine yeni nesil formatta çok daha ama çok daha Hazırdı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, biz şimdi yaş problemlerini eski tipten ayıran, bu yeni nesil soruları eski tiplerden ayıran özellikleriyle beraber inceleyeceğiz. Hadi gel, beraber geçelim videoya. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi daha çok videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi gelin başlayalım dersimize. Buyurun. Evet yaş problemleri dedik. Şöyle ilk sorumuzda yaklaştıralım ve başlayalım. Bu arada 3 4 5 yayınlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ciddi anlamda çok kaliteli sorularını bizle paylaştığı için, sizlerle paylaştığı için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir ailede, bir ailede baba oğlum de, demiş ki oğlum annenle evlendiğimizde annenden 5 yaş büyüktüm. Şimdi bir saniye orada duralım. Bir anne var, bir baba var. Bir de oğlu var ama oğluyla alakalı bir bilgi verecek mi? Buna bir bakalım isterseniz. Şimdi annenle evlendiğimizde annenden 5 yaş büyüktüm diyor ya. Bu aslına bakarsan e, biraz tuzaklı bir cümle. Çünkü yani baba annesi baba annesiyle evlendiği takdirde e, babası annesinden 5 yaş büyükse e, bundan 5 sene sonra da 5 yaş büyük olacak. Hiç ölmezlerse sonsuz yıl sonra da yine 5 yaş büyük olmaya devam edecek. Sonuçta baba anneden 5 yaş büyükmüş. O halde ben annenin yaşına x dersem eğer babanın yaşına x artı 5 demek zorundayım. Şimdi bu cepte bu detayı yakaladık çok güzel. İşte yeni nesil soruların mantığı da bu. Eskiden YGS, LYS döneminde e, babası annesinden 5 yaş büyüktür diye direkt söylüyordu. Burada diyor ki oğlum annenle evlendiğimizde annenden 5 yaş büyüktüm diyor. Tamam Tamam peki anneye bakalım şimdi. Anne de demiş ki oğlum demiş seni dünyaya getirdiğimde yani seni doğurduğumda benim yaşım babanın yaşının yarısından 10 fazlaydı. Şimdi bir saniye. Şurası doğum yaptığında diyelim doğum esnasında eğer ki babanın yaşı A ise annenin yaşı babanın yaşının yarısından 10 fazlaymış. Şimdi burada bir duralım. 1- Baba anneden daha büyüktü. Ne kadar büyüktü? 5 yaş. E güzel kardeşim. Ben o zaman bundan bunu çıkardığım takdirde 5'i yine bulmak zorundayım. O halde A'dan A bölü 2 artı 10'u çıkaracağız. Böylelikle A bölü 2 eksi 10'u yakalarız. Bu da kaçmış? 5'miş. O halde A bölü 2'nin ben 15 olması gerektiğini ve buradan da A'nın 30 olması gerektiğini öğrenirim. Yani yani çocuk doğduğunda baba 30 yaşındaymış, annesi de babadan 5 yaş küçük olduğuna göre annesi 25 yaşındaymış diyeceğiz. Annenin şimdiki yaşı şimdi diyelim. Şimdiki yaşı 40 olduğuna göre o şimdi kaç yaşındadır? E şimdi doğum esnasında anne 25 yaşındaysa çocuk doğdu 0 yaşında. E şimdiye bakıyoruz. Anne 40 yaşında, aradan bir 15 yıl geçmiş. O zaman çocuk da 15 yaşındadır. Yani cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz. Evet, ipin ucunu, çorabın söküğünü doğru yerden yakaladığın takdirde hiçbir şey senin önünde duramaz. Burada yaptığımız tüm işlemler toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yeter ki bak yeter ki sen işin ucunu doğru yerden yakala. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bu sorular biraz tehlikeli sorulardır. Çünkü Yaş problemleriyle alakalı öğrencilerin genel olarak çektiği sıkıntılardır bunlar bak. Ben sana söyleyeyim, sen de içerisinde kendine uygun bir ifade varsa çek yakala bul. Yaş problemleriyle alakalı sadece işin içinde yaş varsa sıkıntı değil. Ama işin içine yıllar girdiği takdirde işte o zaman kafan biraz karışabiliyor. Aman buna dikkat et. Tamam güzel arkadaşım. Şimdi bir pasaport ve kimlik kartının geçerlilik süresi. Üzerlerinde yazılı olan son geçerlilik yılı ile alındıkları yıl arasındaki süredir. Şimdi üzerinde mesela bunun 2028 yazıyor. Eğer biz bunu 2023 yılında yani bu yıl aldıysak demek ki geçerlilik yıl, e, süresi 5 yıl, 2023'ten 2028'e kadar. 5 yıl bir geçerlilik süresi var pekala. Ekin'in kimlik kartı bu arada bu benim verdiğim örnek. 5 yıl falan geçerlilik süresi yok bu örnek için soru için. Ekin'in kimlik kartı ve pasaportunun geçerlilik süreleri toplamı 15 yıldır. Şimdi kimlik kartıyla pasaportunun geçerlilik süreleri toplamı 15 yıl. Ekin kimlik kartını aldığında 24 yaşında. Şimdi bir dakika bir dakika. 24 yaşında olduğunu söylemiş. E bu adamın bizim elimizde kimliği var ve güzel kardeşim kimliğin üstünde doğum yılı yazar. Bak nerede? İşte burada yazıyor. 1997 yılında doğmuş. O zaman ben 1997'nin üzerine bu çocuğun yaşını eklersem, 24'ü eklersem burası 2021 yapacaktır. Ve kimlik kartını aldığında sene 2021'miş bunu öğrendik. E şimdi son geçerlilik tarihine bakıyorsun 2028. E şimdi 2028'den 2021'i çıkardım. Bunun geçerlilik süresi 7 yıl. E toplam 15 yıldır pasaportla kimlik kartının geçerlilik süresi. E o halde şunu düşüneceğiz biz. E 7 yıl bununki ise 8 yılda bunun geçerlilik süresi var ve buna bakıyorsun son geçerlilik tarihi 2025 yazıyor. 2025'ten 8'i çıkarırsam ben 2017'yi de bulmuş olurum. Yani Ekin denilen vatandaş bu pasaportu 2017 yılında almış. Şimdi diyor ki pasaportunu aldığında yaşı kaçtır? E bu çocuk 1997 doğumlu. 2017'de gitmiş, pasaport almış. Kaç yaşında almıştır? Çıkarırsın 2017'den 1997'yi ve 20 yaşında aldığını bulursun. İşte bu kadar basitti. Bu sorunun çözümü de. Evet, yenilisi sorularla alakalı ee, neler kafamızı karıştırabilir? İşe nasıl yaklaşmak gerekiyor? Biraz böyle gündelik hayattan bilgiler bulmak gerekiyor mu? Gündelik hayattan bilgileri kullanabilmemize izin veriyor mu sorular? Bunlar çok önemli ki veriyor. Gördüğünüz üzere kimlik kartı vermiş, görselini vermiş. Yine tekrar ediyorum eski videolarda yani bundan önceki ele aldığımız konularda, videolarda söylediğimi tekrar söylüyorum. Şekil, bak şekil. Bir soruda şekil varsa yeni nesil sorunun içerisinde ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda şekil o sorunu çözümle yardım etmeli şekil olmadan sen o soruyu çözememen gerekiyor ki işte bak burada da 1997'yi son geçerlilik tarihlerini sorunun içerisinde değil şeklin üstünde vermiş. Bu bizim için çok ama çok kıymetli. Evet devam ediyorum 3. sorumla. 3. soruda 3 tane bize bilgi vermiş. Buna göre en büyük çocuğun bugünkü yaşı soruluyor. Hadi bakalım. Şimdi bir birinci bilgi. Bir ailede baba, dede ve yaşları farklı 3 tane çocuk var. Yani baba, bir dede var, bir de yaşları farklı 3 tane çocuk varsa bunlara ben C 1 C 2 C 3 diyeceğim. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Pekala. Devam. Çocukların yaşları toplamının 33 olduğunu söylemiş. Tamam eyvallah olabilir. Şu üçünün yaşları toplamı 33'müş arkadaşlar. Şöyle yapalım. 33 diyelim. Üçüncü bilgide de en büyük çocuk babasının yaşına geldiğinde dedeyle babanın yaşları toplamı 130. Tamam. Şimdi en büyük çocuğu babanın yaşına getirdiğimiz takdirde dedeyle babanın yaşları toplamı 130 oluyor. Peki ortanca çocuk babasının yaşına geldiğinde dedeyle babanın yaşları toplamı 140 oluyor. Şimdi bir saniye. Demek ki 130'a göre bak 130'a göre 10 fark var burada. Yani o zaman 5 baba büyümüştür. 5 de dede büyümüştür. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Ee, çocuk 2 yani ortanca çocuk Büyük çocuktan 5 yıl daha ufak yaşta. Yani bu x yaşındaysa bu x eksi 5 yaşında olacak. Çünkü büyük çocuk babanın yaşına geldiği takdirde bu daha kısa bir zaman gerektirecek bize. Ama küçük çocuğun babanın yaşına gelmesi için bir 5 yıl daha fazla geçmesi lazım. Ki sırf bundan kaynaklı yaşları toplamı 5'er daha büyük olmuş. Ki en küçük çocuk babasının yaşına geldiğinde dedeyle babanın yaşları toplamı 144 olduğuna göre bak bu da bundan 2-4 ee, fazla aslına bakarsam. Demek ki en küçük çocuk ortan çocuktan 2 yaş daha küçük. Yani x eksi 7 yaşında. En büyük çocuğun bugünkü yaş sorulmuş. Bunların toplamının 33 olması gerektiğini biliyorduk. 3x eksi 12 eşittir 33 derseniz. 3 x'i buradan 45 bulursunuz. X de bize 15'i verir. Şimdi en büyük çocuk x yaşındaydı. O halde cevabımız da 15 olacaktı. Yani cevap a seçeneği de verilmiştir diyeceğiz. Evet dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ve tabi bu soruyla beraber de bu sayfayı bitirmiş oluyoruz. İçlediğinde iki kişinin ikiz olduğu, altı kardeşin yaşlarının olduğu A kümesi var. Şimdi iki tane çocuk burada ikisi aynı yaştadırlar. Kümenin içerisinde de aynı yaşları tekrar tekrar yazamayacağımız için bir defa yazabileceğimiz için bu altı kardeşin yaşlarının olduğu küme beş eleman. Tamam. Demek ki bu ikiz çocuklardan bir tanesi ya 11 ya 13 ya 15 ya 17 ya da 22 yaşında. Pekala. Pekala olmak üzere en büyük 3 kişinin yaşları toplamını 54 vermiş bize. En küçük 3 kişinin yaşları toplamını da 37 vermiş. İkiz kardeşlerin yaşları kaçtır? Bak çok basit düşüneceğiz. Şimdi ikiz kardeş yokmuş gibi düşünürsek buradaki en büyük 3 kişinin yaşları toplamını bulalım. 22, 17 ve 15. Bunları toplarsanız 32 artı 22'den 54 gelir. Ki 54'ü verdi mi verdi. Şimdi o zaman şu mantığı kurmamız lazım. Demek ki ikiz kardeş bu Yaş ikiz kardeşlerden. Yaşları bir tanesinin yaşı 15, 17 veya 22 değil. Çünkü eğer ikiz kardeşlerden birisi 17 yaşında olmuş olsaydı en büyük üç kardeşin yaşları 22, 17 ve 17 olurdu. Çünkü 17, 15'ten büyük. Ve bunların toplamı da sevgili arkadaşlarım bize 56'yı verirdi ama 54 demiş ve 54 şuradaki 3 kişiyi toplayınca sağlıyor. O halde arkadaşım demek ki neymiş? İkiz kardeşlerden bir tanesi 15, 17 veya 22 yaşında değilmiş. 15, 17, 22 ile yani geriye kaldı 2 şık. Şimdi en küçük üç kişinin yaşları toplamda 37 demiş. Demek ki ikiz kardeşlerden bir tanesi ya 11 ya da 13 yaşında. 11, 11, 13 olabilir en küçük 3 kişi ya da 11, 13, 13 olabilir arkadaşlarım. Pekala şunları toplarsak ne gelir? 35 gelir. Bunları toplarsak 37'nin ta kendisini buluruz. E 37 demişti. Demek ki ikiz kardeşlerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle 13 yaşında. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı. Bakın kafanız eğer Kafanız böyle ferahsa, relax iseniz, rahatsanız, tamam mı böyle e, keyifli bir şekilde o gün sınava girmeye gittiyseniz ki böyle olmanız lazım zaten. E, bu soruyu 30 saniyede, 35 saniyede çözmemek için hiçbir sebebiniz yok. Vallahi billahi. Eğer kafanız rahatsa çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz bu soruyu. Kafanız e, rahatsa eğer... Çok basit bir şekilde ha demek ki böyleymiş diyebilirsiniz bu soruda ki bunu gerektiren bir soru. Eğer kafanızın içerisinde bin tane tilki varsa ve siz o tilkinin kuyruklarının hiçbirini birbirine değdirmemeye çalışıyorsanız bu soruyu ilk okuduğunuzda bile anlaması çok zordur. Ki bu, bu sadece bu soru için değil. Bütün sorular için geçerli ama bu soru için bir ekstra söylüyorum. Çünkü sorunun içerisinde net ifadeler kullanmıyor. Yani burada olabilirlik seviyesi çok fazla. Bundan kaynaklı kafanızın rahat olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, burada ilk sayfayı bitirdik. İlk sayfamızı bitirdikten sonra ikinci sayfamıza beşinci sorumuza doğru geçiyoruz. Şimdi gençler, beşinci soruda yine kimlikli sorular var. Yine yıllar bizim için çok değerli. Bundan kaynaklı da ee, dikkat etmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Aşağıdaki nüfus cüzdanlarından mavi olanlar erkeklere, kırmızı olanlar kadınlara aittir. Eskiden öyleydi biliyorsun. Eski nüfus cüzdanlarında ki hala eski nüfus cüzdanlarını kullananlar var. Bir an önce değiştirin arkadaşlar onları da. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yılda şekildeki nüfus cüzdanları bulunan isimleri farklı 5 kişiden erkeklerin yaşları toplamı kadınların yaşları e, toplamına eşit ve Cem'le Ali'nin yaşları toplamı 30'dur. Şimdi burada kadınların yaşları toplamıyla erkeklerin yaşları toplamı birbirine eşitmiş. Yani ben şöyle diyeceğim. Eğer ki şuradaki kişinin Kadın olan kişinin ismi belli değil. Ben bunun yaşına eğer A dersem bu 2000 doğumluymuş ve yaşı A. Şimdi o zaman şuradaki 1990 doğumlu olduğu için bunun yaşı sevgili arkadaşım A artı 10 olacaktır. Diğerinden 10 yaş daha büyük. Şimdi kadınların yaşları toplamı otomatikman ne olmuş oldu? 2A artı 10 olmuş oldu. Bu cepte. Bu bir. Şimdi erkeklerin yaşlarına bakalım. Erkeklerin yaşları toplamının da 2A artı 10 olması gerektiğini biliyorum. Şuradaki erkeğin yaşı 2000 yılında doğan birine göre 1995 yılında doğduğu için 5 yaş daha büyüktür. Yani A artı 5 yaşındadır. Şunların yaşlarının toplamını bilmiyorum. Ki zaten benden de Ali ile Cem'in bak burada Elif'in üniversiteden mezun oldu. Ha, Ali ile Cem'in yaşları toplamının 30 olduğunu dile getirmişti ama. Şimdi bak bunların toplamı 30 bu cepte bu bir dursun. Şunun yaşına da A artı 5 demiştik. Şimdi erkeklerin yaşları toplamı 2A artı 10 olacaksa topluyorum bak. A artı 5 e şu ikisinin yaşları toplamda 30 olduğunu vermişti. Artı 30 diyorum. Bu ikisi birbirine eşit olduğu Bu A'yı sol tarafa davet edelim. A. Şurası 35. Onu da sağ tarafa davet edersek A kaç olur? 25 olur. Şimdi kartlardaki doğum tarihleri dikkate alındığında Elif'in üniversiteden mezun olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Elif'in üniversiteden mezun olduğu yılda imiş bu nüfus cüzdanlarının şekilleri de. E şimdi o zaman... A 25'te. Elif'e bakıyoruz kaç yaşındaydı? A artı 10. Eklersin üzerine 35 olur. Elif'in doğum yılı kaçtı? 1990. 1990'ın üzerine madem 35 yaşında o sene 35'i ben üstüne eklersem eğer bu bize 2025'i verir. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olur. Tamam. Bak yine böyle alengirli malengirli işlemler yapmadık ha. Yaptığımız tek işlem şuradaki denklemi kurmak. Bak buradaki denklemi kurduk Olay tamamen çözüldü. Bu denklem bizim için önemli. Bu bir. İkincisi. Denklem kurmaktan daha önemli bir şey yaptık. Şuradaki a'yı, a artı 10'u, a +10 artı 5'i ve buradaki 30'u çok ama çok dikkatli biçimde elde etmek gerekiyor. En ufak bir hatada patlarsın. Yani gidip burası 2000. E tamam burası da 1990. Eee? Sonrasında? Eğer sen gidip buna a... Buna da a 10 falan dersen ki bu bir e, bu muhtemel arkadaşlar diyebilirsiniz. Kafa, kafa karışma sebep olabilir. Eğer bu şekilde dersen iş tamamen biter. Devam. Altıncı soru. Yine kimlik kartlı bir soru. Bunlarda çok sıkıntı çektiğinizi bildiğim için e, biraz fazlaca koydum. Aşağıda anne olan Gülsüm Hanım ile iki çocuğundan biri olan Ekrem'in nüfus cüzdanları verilmiştir. Şimdi iki tane çocuğu var. Birisi Ekrem. Diğerinin nüfus cüzdanı verilmemiş. Soyadı Menekşe, Gülsüm Tamam. 1960 doğumlu ee, Ekrem de 1990 doğumlu. Yani anne 30 yaşındayken e, Ekrem doğmuş diyebiliriz çünkü yaşları farkı 30. Diğer çocuk olan bu ise Ekrem'den büyüktür. Hmm. Ekrem'den büyük. Yani doğum yılı 1990'dan daha önce. Peki? 2000 yılında. 2000 yılında. Anne ve iki çocuğunun yaşları toplamı iki çocuğunun yaşları farkının pozitif değerlerinin 13 katı olduğuna göre. Şimdi bir saniye. Ben diğer çocuğa x yaşında diyeceğim. Bu bir. 2000 yılında diğer çocuk x yaşında. 2000 yılında Ekrem 10 yaşında olur. 2000 yılında annesi 40 yaşında olur. Şimdi bunları şöyle düşüneceğiz. 2000 yılında anne ve iki çocuğunun yaşları toplamı 40, 10 ve x'in toplamı 50 artı x yapar. Bu bir. İki, İki çocuğun yaşları farkının pozitif değerinin 13 katı. Şimdi bu İki çocuğunun yaşları farkı diyor. Pozitif. Ondan ikisi mi çıkaracağım? X'den onu mu çıkaracağım? Tabii ki X'den onu çıkaracağım. Çünkü X daha büyük olduğu için pozitif değeri bize o verecektir. X eksi 10'un. 13 katı olduğuna göre demiş. şu 13'ü düzgün yazalım. B'ye benzedi biraz. 13 katıymış. E şimdi o zaman madem öyle 50 artı x eşittir. 13 x eksi 130 dedim. X'i sağ tarafa davet ettim. 12 x kaldı burada. Eksi 130'u da sol tarafa davet ettim. Ve böylelikle 180 oldu. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 15'in ta kendisidir. Şimdi x'i 15 bulduk mu bulduk. Siz burada görememiş olabilirsiniz ben size yazayım. Pekala. Buse hangi yılda olmuştur? Şimdi Buse diğer çocuktu. 2000 yılında, 2000 yılında 15 yaşında olduğunu biliyoruz. O zaman 15 çıkarsak doğduğu yılı buluruz. Yani 1985 Buse'nin doğduğu yıldır deriz. O halde cevabımız da C seçeneği olur. Evet gençler. Devam ediyorum. 7. sorumla 7. soru şöyle ekrana sığdı mı sığdı. Biraz daha şöyle yaparsak tamamdır. Aşağıda 2000 yılında evlenen bir çiftin kurdukları ailedeki bireylerin yaşları toplamının yıllara göre dağılımı gösterilmiş. Aile bireylerinin yaşları toplamı dikeyde verilmiş, yıllarda yatayda verilmiş. 2000 ile 2005 yılı arasında birinci çocuk, 2005 ile 2010 yılı arasında ikinci çocukları olduğuna göre büyük çocuk kardeşinden kaç yaş büyüktür mükemmel bir soru ve tam olarak ÖSYM'nin inanılmaz derecede sevdiği bir soru. Yani ÖSYM'ye inanılmaz derecede uygun bir soru. ÖSYM bu soruyu sorar mı? Neden olmasın? Sorabilir. Dolayısıyla bu soruya bir yıldız koy ve devam et. Şimdi bak 2000 yılındayız. 2000 yılında evlenmişlerdi. Demek ki o bireylerin iki kişinin yaşları toplamı 42. Peki eğer bunlar hala iki kişi olsalardı 2000'den 2005 yılına geçtikleri takdirde yaşları toplamı ne olurdu? İkisi de 5'er yaş büyürdü. Ve böylelikle yaşları toplamı 42 değil 52 olurdu. Ama bakıyorsun 55. 3 fazla. Demek ki 3 sene önce bir çocuk doğmuş. Yani 2005'ten 3 sene önce 2002'de bir çocuk dünyaya gelmiş. Çok güzel. Birinci çocuk 2002'de doğdu. Şimdi geldim 2005 yılına. 2005 yılında bu 3 kişinin bak bu sefer 3 kişiler. 3 kişinin yaşları toplamı 55. 2010 yılında bu 3 kişinin yaşları toplamı ne olurdu? 5 yıl geçmiş. 3 kişi 5'er yıl olursa 15 olur. 55'in üzerine 15 eklersen 70 olacaktı. Ama bakıyorsun 74. 4 kişinin yaşları toplamı 74'müş demek ki. O halde 4 yıl önce de bir çocuk dünyaya daha gelmiş. 2010'dan 4'ü çıkardık. 2006 yılında da ikinci çocuk dünyaya gelmiş. O halde birinci çocuk 2002. Öteki de 2006 yılında dünyaya geldiyse bunların yaş farkı 4'tür. Dolayısıyla büyük çocuk küçük çocuktan 4 yaş, 4 yaş daha büyüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın yine denklem kurmadık. Yine denklem yok. Yani bu dediklerimi aklınızdan çıkarmayın lütfen. Ciddi anlamda çok değerli. Denklem yok. Denklem yok. Kafamızda sadece düşünerek çözebildiğimiz sorular. Devam. 8. soru. Son sorumuz bir güvenlik firmasında görev yapan personellerin rütbelerinde bulunan her bir şu V şeklindeki sembol, simge, personellerin görev yaptığı belirli bir sayıdaki yılı temsil etmekte. Aşağıda güvenlik görevlisi Yaşar ve Serkan'ın rütbeleri gösterilmiş. Şimdi Yaşar'a bakıyorsun 1, 2, 3, 4, 5 tane. Buna bakıyorsun 3 tane o çendikten var. Şimdi o zaman bunların her birine A yıl diyebilir miyiz? Şöyle A A A yıl. Burası da A A A A A yıl diyelim. Yani bu 5 A senedir. Bu da 3 A senedir burada çalışıyor diyebiliriz. Yaşar ve Serkan bu firmada görev yapmaya aynı yaşta başlamışlar. Bak aynı yaşta başlamışlar. Pekala. Serkan'ın yani sağdakinin göreve başladığı yılda her ikisinin yaşları toplamı 56'dır. Şimdi bir saniye. Eğer ki ben bunun yaşını x dersem Tamam Serkan'ın yaşına göreve başladı X. Serkan göreve başladığında diğer kişi, diğer kişi aynı anda göreve başlamışlardı ya. Bu da X yaşında göreve başlamış ama Serkan X yaşındayken, Serkan daha küçük olduğundan Serkan X yaşındayken bunun yaptığı görev süresi 5A 3A'dan 2A daha fazla görev yaptığı için yani Serkan işe başladığında hiç çentiği yokken bunun zaten iki tane çentiği var. Dolayısıyla Serkan işe başladığında yaşar X artı 2A yaşındadır. Ve bunların yaşları toplamı yani 2X artı 2A eşittir 56'ymış. O zaman X artı A'nın 28 olması gerektiğinden gönül rahatlığıyla bahsedebiliriz. Bugün itibariyle ikisinin bu firmadaki görev sürelerinin toplamda 24 yılmış. E şimdi bir dakika. E bu 5A çalışmış... Bu da 3A kadar çalışmış. Yani 8A kadar çalışılmış. Bu 8A'da 24 yıla eşitmiş. O zaman A kaçmış? Yani her 3 senede bir bu Çentik bekleniyormuş. Madem öyle e, A 3 ise, şurası 3 ise, X 25'tir. Ve ne demişti bize? Yaşar bugün kaç yaşındadır? Şimdi şöyle diyeceğiz. İkisi de X yaşında işe başlamıştı. Bunun işe başladığı yaş X'ti. Üstüne 5A daha çalıştı. Yani X 25'ti. Artı bunun üzerine 15 sene daha burada çalıştı. Toplamda 40 yaşında olur, yaşar bugün diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet, şöyle sorularımıza ve sayfalarımıza uzaktan da bakalım. 8 tane birbirinden güzel, ÖSYM'de çıkma ihtimali yüksek olan sorular çözdük. Ve bu sorular sevgili arkadaşlarım, öyle alelade ee, sorular değil. Tek düze işlemler yaptığımız bir sürü formül kullandığımız, bir sürü denklem kurduğumuz sorular değil. ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorular da bunlar zaten. Öyle de sana denklemlerin içinde boğulma ya diyor. Ben diyor temel yeterlilik testi yapıyorum diyor. Ben yani bunu şöyle düşünün ya. Çok ama çok fazla denklemler gerektirmiş olsaydı TYT'deki sorular. Bak çok mantık. Hemen ispat ediyorum. Aşırı derecede denklem kurma yeteneği istese, aşırı derecede formül kullanabilme yetisi istese, bak istese, Sözellere bu sınavı sorarlar mıydı? Hadi buyurun buradan yani. Şimdi sözeller o zaman sınava girecekler. E ne çözecekler bu adamlar? Değil mi? Yani e, sözel küçümsediğim için söylemiyorum. Sonuçta e, matematik bilmek, matematik yapabilmek ne kadar e, hangi derecede iyi bir uğraşsa. E, Türkçe yapabilmek de, sosyal yapabilmek de, coğrafya yapabilmek, tarih bilmek de o kadar e, derecede bir olay Şimdi küçümsediğim için söylemiyorum ama matematiği düşünün. Çok aşırı derecede formüllerin içerisinde bulansak, çok değişik derecede böyle üst düzey denklemler falan kursak, sorular ciddi anlamda çok zor olsa. Bu sınavı herkese sorarlar mı? Eşit da bu sınavı soruyorlar, sayısala da bu sınavı soruyorlar. onun sonra sözele de bu sınavı soruyorlar, dilciye de bu sınavı soruyorlar değil mi? Yani bizim buradaki amacımız yani ÖSYM'nin buradaki amacı diyelim tamamen temel yeterliliği ölçebilmek. Yani buradaki çoğu soruyu, burada 8 tane soru vardı. 5'ini bence herkes çözebilir. Ve işlem bile yapmadan şöyle kafasından birkaç tane hesaplamayla çözebilir. Tamam. Amaç bu zaten. Aklınızdan sakın çıkarmayın. Amaç zor sorularla uğraşıp onları böyle aman Allah'ım çok yoruldum. 10 dakika, 20 dakika bir soruya uğraştım. Çok sağlam soruymuş, çok baba soruymuş. Önemli olan bu değil ya. Vallahi bu değil. Ciddi anlamda. İşin gücün olmaz. Bak işin gücün olmaz. Sınava falan hazırlanmazsın. Oturursun. Matematik alanında ilerlemek istersin. Kendini geliştirmek istersin. işte o zaman çöz o soruları. Tamam. O zaman o soruları çözmezsen ayıp olur. O zor soruları, baba soruları. Seni geliştirir çünkü. Ama burada önemli olan bu değil ki. Burada önemli olan ÖSYM'de çıkan soruları çözüp biraz daha fazla net yapmak. Olay bu. Ki ÖSYM'de zaten bunu size zor olarak sormuyor. Çünkü ÖSYM sizden kendi tarzındaki soruları sürekli her sene her sene her sene her sene soruyor. E bazı arkadaşlarımız var. arkadaşlar diyor ki ben çok zorunu göreyim ki öğretmenler de vardı. Yanlış yönlendiriyorlar. Ben diyor çok zor soru çözeyim diyor. Hoca da diyor ki zorunu çöz ki he kolayını hemencik yaparsın la o iş öyle olmuyor. O iş öyle olmuyor lan. ÖSYM'nin tarzını anlayacaksın. Sınava gireceksin tak 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 yapacaksın. Ben hiç mi duymadınız bak onu da kanıtlayayım hiç mi duymadınız öğrencilerden? Ya çok daha zor denemeler çözdüm ama ÖSYM'de istediğimi alamadım. He buyur buradan yak işte. Neye? Çünkü onun tarzını bilmiyorsun sen. Sen sadece zor soru çözdün. Matematiğin çok iyi eyvallah ama ÖSYM'nin tarzını anlayabildin mi? Hayır. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bunun gibi hayattan bir sürü örnek çıkarabilirsiniz. Doğru olanı yapın, mantıklı olanı yapın. ÖSYM'nin tarzını anlayın ve sınava o şekilde girin. Ben de size burada ÖSYM'nin tarzını anlatabilmek adına elimden gelen çabayı ve gayreti gösteriyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.